O zaman içeriden getirelim. Nasıl? Keçileri falan toparlayayım. Bunu görmüşler mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine derdimiz Filistin, yine gündemimiz Filistin ve yine Filistin için bir aradayız. Bugün İHA'nın Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde düzenlediği kermesin ikinci günündeyiz. Evet, Filistinli kardeşlerimiz mabedimiz için siper olmuşlar. Canlarından, mallarından, her şeylerinden vazgeçtiler. Çünkü onlar ölümü öldürdüler. Onun için onların Allah'tan başka hiç kimseden korkusu yok. Allah'tan başka hiç kimseye de minnetleri yok. Ama bizim onlara minnetimiz çok. Biz onlar için bir şeyler yapmak zorundayız. Allah'ın rızasını merkeze koyarak ölümü öldüren, Allah'tan başka kimseye minnetleri olmayan, kimseden korkuları olmayan Aksad'ın, muhafızlarının ve Filistin'in mazlum halkının yanında olmak zorundayız. Filistinli mazlum halkın şu anda bizden istedikleri aslında o kahraman halkın, mazlum deyince acziyet geliyor aklıma. Mazlum kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Filistin'in kahraman halkının, Aksa'nın kahraman muhafızlarının, murabbitlerinin bizim desteğimize ihtiyaçları var. Biz ekonomik olarak onların yanında olmak zorundayız. Bugün onların elektriğe, suya, yiyeceğe, ilaca, barınmaya ihtiyaçları var. 8000'den fazla Müslüman kardeşimiz hünharca şehit edildi. Bunların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyorlar. Ve bu zulme bizim seyirci kalmamamız lazım. Hazreti Ali diyor ki zulmü durduramıyorsanız duyurun o zaman diyor. Bu da imanın belki de en zayıf noktasıdır. Ekonomik olarak bağış kampanyalarımızla onların yanında olmamız lazım. Onların destekçisi olmamız lazım. Bunun için herkes elinden geleni yapmak zorundadır ve yapmalıdır. Ki elhamdülillah biz Siirt halkında bu hassasiyeti, bu duyarlılığı gördük. Kolyesini bağışlayan kadınlar, yüzüklerini, küpelerini bağışlayan kadınlar, ümre parasını bağışlayan kadınları gördük. Rabbim hayırlarını kabul etsin ve bu Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde böyle. Dönüp dünyaya baktığımızda Müslüman olmayan ama merhamet sahibi olan insanların oluşturduğu kitleler bize ders olmalı, bize ilham olmalı. Bizim Müslümanlar olarak Mescid-i Aksa, Gazze, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar meydanları boşaltmamamız lazım. Sürekli hem maddi hem manevi olarak kıyamda olmak zorundayız. Bugün oturacak gün değil. Bugün ayakta durma günüdür. Ve dikkat etmek gereken en önemli şeylerden biri de boykot. Allah rızası için boykota devam edelim. Hiçbir şekilde indirime girmiş o sayısız ürünler bize cazip gelmesin. Ekonomik planlamalar ve hesaplamalar yapmayalım. Ahirette Allah'a vereceğimiz hesabı düşünelim ve bunun için dünyalık menfaatimize olsa dahi lütfen boykot ürünlerinden geri duralım. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Nur suresi 24 ve 27. ayetler arasında diyor ki insanlar bir işe çağrıldığında müminler duyduk ve itaat ettik derler. Ama münafıklar faydalarına ise duyduk ve itaat ettik, zararlarına ise sırt çevirip giderler. Biz bugün zararımıza da olsa ahiret faydasını gözetelim. O indirime girmiş siyonistlerin ve yandaşlarının ürünlerinden uzak duralım. Bilelim ki her bir ürün kardeşlerimizin başına kurşun olarak dökülecek. Bizim müminler olarak bugün tek bir millet olmamız lazım. Ümmetin vahdetini gerçekleştirmeden Kudüs'ün özgürlüğünü, Filistin'in özgürlüğünü belki göremeyeceğiz. Dönüyoruz Avrupa'ya bakıyoruz, Asya'ya bakıyoruz, süper güçlere bakıyoruz. Hiç kimse çekinmeden zalim ve katil İsrail'e desteklerini haykırıyor. Ama Müslüman ülkeler ve Müslüman halklar nerede diye gerçekten kendime soruyorum. Thank you.